jungle. Dear Gökiz Happy Life vloguna, video günlüğüne hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, yaptığım güzel bir şey değil. Araba sürerken çekim yapıyorum ama canım öyle istedi. Keyfimin kahyası, polislerse yazsınlar cezamı, çekeriz. Günlerden bugün salı. Çalıştım. Saatimiz 10.56. Normalinde ben bugün saat 9'da işten çıktım. Çünkü malum her yer kapalı. IKEA'da kapalı biliyorsunuz. Dolanıyoruz. Saçma sapan. Oradan oraya saklanıyoruz. Patronlar görmesin diye. Ama yani herkes biliyor neyin ne olduğunu. Kimse yani yok çünkü yani. Bizi bilmiyorum niye çağırıyorlar. Mecburen gidiyoruz işte. Saat 9'da çıktık. Ondan sonra bir iş arkadaşım var, Fatoş. Onunla beraber alışveriş yerine gittik ki dün ben alışverişe gitmiştim zaten. Ama değişiklik oldu. İşte lak lak yaptık. Bana kahve ısmarladı. Kesesine bereket olsun. Ondan sonra şimdi evime doğru yol aldım. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Almanya'nın havası. Yani ben bilmiyorum gerçi hani diyorlar işte bunaltıyor, işte psikolojimizi bozuyor, hep karanlık, güneş yok. Doğru, evet öyle bir şey var ama ben seviyorum ya. Ben böyle yağmurlu havaları da seviyorum, hoşuma gidiyor. Ev tertemiz gözüküyor, hiç toz toprak gözükmüyor. O güzel böyle havalarda. Güneş vurduğu zaman bütün tozlar gözüküyor. Temizlik yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Yapmadığım zaman da pisliğim ortaya çıkıyor. Ama öyle yani arkadaşlar. Yarın bahsetmiştim zaten. Yarın Heilige Drei Könige, yani Heilig Ermiş oluyor. Ermiş 3 kralın resmi tatili. Onun için evdeyiz. Yarın ne? Çarşamba, Perşembe, Cuma çalışıyorum. Cumartesi de izin verdiler. Eski izin günüm kalmış bir gün. Onu da cumartesiye kullandım. Yoksa cumartesi günü de çalışacaktım. Öyle. Gene güzel bir uzun bir hafta sonu olacak. Bakalım. Şimdi bir eve gidelim. Bakayım bizim aile fertleri ne yapıyor. Büyük bir ihtimalle Erkan ve köpekler kalkmıştır. Çocuklar uyuyordur. Yani bir şeyler yaparız artık. Nasıl olsa yarın iş yok. Arkadaşlar gene görüşürüz. Ben bir şeyler yemekler, çekimler yaparken çok değişik şeyler geliyor aklıma ama bilmiyorum dener miyim, denemez miyim? Belki deneyebilirim. Denersem de zaten sizlerle paylaşırım. Kendinize çok iyi bakın. Bugün, yarın görüşmek üzere. Şimdilik bay bay. Çok günaydın değerli izleyicilerim. Çoktan beri çekim yapmadım gibime geliyor diyeceğim ama gerçekten galiba yapmadım. Yani bir şöyle herhalde bir 5-6 gün oluyor. En son ne dediğimi, neler yaptığımı bile bilmiyorum. Geçen işten çıktım galiba. Cuma günüydü. Aynen cuma günü işten çıktım saat 10'da. Yengeme gittim, abimin eşine. O benim çalıştığım yerden 5 dakika bile uzaklıkta oturmuyor. Ona gittim. Güzel bir gün geçirdik. Bana çok güzel böyle bir tost tabağı falan böyle bir sürü şeyler hazırlamış. Heyecanlı dedikodular yaptık. Ondan sonra öğleden sonra saat 5'e kadar falan oradaydım. Eve geldim. Ondan sonra o cuma günüydü. Cumartesi günü yani dün. Aynen dün olan kardeşime gittik. Benim küçüğüme. Aramızda aynen 9 yaş var. Tuna'ya gittik. Eşimle kardeşime işte yani. Onlar da buradan bir 22 kilometre falan uzaklıkta oturuyorlar. Oradan bir ev aldılar. Bugünden itibaren de bu oturduğunuz bölgeden 15 kilometre
içerisinde bulunmanız lazım. Korona zımbırtılarını gene yani saçma sapan kanunlar çıkartıyorlar. Hadi dedim o yürürlüğe girmeden ve dediğim gibi bugünden itibaren hem 15 kilometre fazla çıkamıyorsunuz hem de sadece kendi evinin haricinde bir kişi, dışarıdan bir kişi gelebiliyor. Hadi dedim o da şey yapmadan eşimle beraber gittik. Köpeklerimizi evde bıraktık. Oğlanlar evdeydi benim. Akşam saat 8.30'a kadar falan oradaydık. İşte 9'da dışarı çıkma yasağı başlıyor ya. Güzel bir vakit geçirdik. İşte yemek yedik. Sağ olsunlar yemek hazırladılar. Yemek, çay, kahve, muhabbet falan filan. Size şeyi göstermek istiyorum. Ben bu arada kahvaltı hazırlama derdindeyim. Kahvaltı hazırlıyorum. Sadece masayı kurdum. Daha hiçbir şey yapmadım. Hazır pişmemiş yani yarı pişmiş ekmekler vardı. Onları şimdi tepsiye dizdim. Fırınımı ısıtıyorum. Çayım şimdi kaynadı. Demleyeceğim onu. Ama benim size göstermek istediğim şu. Arkadaşlar hatta bir tane alayım ben. Şuradan da bir tane alayım. Çeşitleri var. Değişik değişik meyveli. Şimdi arkadaşlar yani bilen biliyordur, görmüştür. IQOS diye sigara yerini yani sigarayı bırakmanın alternatifleri olarak bir sürü şeyler çıkarttılar. IQOS yaptı bunun başlangıcını. IQOS böyle kalem şeklindeydi. Ondan da var bizde, duruyor. Onunla bir 3 ay falan Erkan'la beraber sigarayı bıraktık. Sonra ben oyun bozanlık yaptım. Bahçede otururken dedim ya hatta yani yazdı, hava güzeldi, bira içiyorduk. Dedim gel dedim şimdi dedim bir biranın yanında dedim bir sigara iyi olurdu falan. Öyle bir oyun bozanlık yaptım, bıraktık. Sigaraya başladık gene. Bu dün kardeşim gösterdi tam evden çıkarken dedi ya dedi, gördün mü abla dedi dedim ne falan filan. Dedi böyle dedi IQOS gibi işte buradan böyle hatta şöyle şuradan burada bir kapağı var açıyorsunuz. Buraya böyle sigara stikleri var. Hatta çıkartayım ben bir tane. Çeşit çeşit bu biraz sert bir şeymiş. Tütünmüş. İşte bir derece düşüğü var. İşte elmalı, meyvalı falan filan öyle şeyler var. Böyle stiker gibi şeyleri var. Çubuk kraker gibi. Bunu takıyorsunuz buraya. Nasıl burada 3 saniye açık. 3 saniye basıyorsunuz. Bu komple yuvarlağa dolana kadar bekleyip ondan sonra 4 dakika sürüyormuş. 4 dakika boyunca buradan sigara gibi çekim yapabiliyorsunuz. Çok yani kokusu yok, dumanı yok gibi bir şey. Bakalım. Bugün daha sigara içmedim. Gerçi saat daha çok erken ama şimdiye kadar en kötü bir 4 tane 5 tane sigara içmiştim. Evet şu an bitti. Şöyle çevireyim. Şöyle. Ama koku yok. Yani güzel. Gerçekten de hemen yani tamam diyeceksiniz daha dur bakalım kaç saat olmuş. Ama insana hemen böyle bir şey veriyor yani sigara içmeme rahatlığı geliyor. Diyeceğim o. Bu normalinde benim Kürşat'ın Simona var ya o böyle bir markette çalışıyor. Onların kasa bölümünde bu makine 40 euroya satılıyor. Bu sigaralarda 20 tanesi 5 euro. Normal sigaralara gene uygun. 20 tanesi 5 euro. Bu makine 40 euro. Dün işte kardeşimin karşısında hemen bir tane benzinlik var. O benzinlikte kampanya başlatmışlar. E-mail adresini verip bu Glow'un sitesine kendini aktive ediyorsun. Ve hemen direkt orada benzinlikteki çalışan bayan vardı o dün. Bayan istediğin renkte sana makineyi veriyor. Artı 4 tane de hediye paketi hediye ediyor. İstediğin tatta. İşte Erkan aldı. Erkan bunun siyahını aldı. Ben de dedim hadi değişiklik olsun. Turuncu alayım. Yani sonuçta bedava. Gene bize bir vesile oldu. Belki bu sefer bırakırız sigarayı. Ki ben sigara içmeyi yani gerçekten seviyorum. Bana kendi kendime avutuyorum bana bir zararı olmayacak diye. Bunu sizinle paylaşayım dedim. Bilmiyorum Türkiye'de böyle şeyler var mı? Ama Almanya'da olanlar için
Bakın, araştırın. Belki sizin de yakınınızdaki benzinlikte böyle bir kampanya vardır. Hiç olmazsa faydalanırsınız diye. Şimdi ben, ha bugün günlerden bir de pazar. Evet, söyledim galiba. Kahvaltımı hazırlayayım, çocukları kaldırayım. Ondan sonra belki gün içerisinde yine görüşürüz. Soğuk bir pazartesi öğlesinden merhaba. Sevgili arkadaşlar, sizinle bir mutfak aleti daha paylaşmak istiyorum. Artık alacak bir şey de kalmadı ortalıkta. Seneler önce Heißluft fritöze diye çıkmıştı. Bunun Türkçesi sıcak hava fritözü oluyor. Tefal çıkartmıştı. Yani baya baya bir seneler önce. Hatta onun içinde böyle yeşil bir kaşığı vardı. Çok az yağla falan pişiriyor diye. O zamanlar çok pahalıydı ve etrafımda kimse yoktu. Hani danışabileceğim güzel mi değil mi? Artık anlamışsınızdır. Ben elektronik böyle teknik şeyleri çok seviyorum. Dediğim gibi her bayanın bir zaafı vardır. Kimisinin çantadır, kimisinin ayakkabıdır. Ama ben böyle mutfak şeyleri, ev eşyaları, elektrikli onları çok seviyorum. Neyse, kimseye danışamadık o zaman ve o zaman YouTube falan öyle şeyler yoktu. İşte araştıralım bakalım nasıldır, ne değildir diye. Geçenlerde benim iş yerinde sevgili bir arkadaşım var. O almış Tefal'in. Küçükmüş yani iki kişiye yetiyor diyor. Ay anlata anlata bitiremedin yani patatesler çıtır çıtır olmuş işte içinde Kentucky gibi kendileri yapmışlar panelemişler tavuğu falan. Gökmen diyor yani o kadar lezzetli oldu dedi. Ben de araştırdım işte o Tefal'inkisi küçük olduğu için biz dört kişilik büyük bir mideli aile olduğumuz için dedim ki yetmez. Her neyse çok uygun Amazon'da buldum ve size takdim ediyorum. Gourmet Max Digital Heißluft fritöze. 9'u bir arada diyor. Bu 9 litre. Yani ben onun için bunu tercih ettim. 9 litre diyor. 9'u bir arada onları anlatacağım size. Böyle bir cam şeyi var. Yani bir fırını düşünün. Fırının küçüğünü yapmışlar. İşte üstünde dijital göstergeleri falan var. Şöyle yandan size göstereyim. Makinesi bu. Bu mesela patates koyuyorsunuz, işte nugget koyuyorsunuz, tavuk koyuyorsunuz. Bunun içine taktığınız zaman bu alet içinde dönüyor. Tepsisi var. 3 tane tel tepsisi var. Normal tepside işte börek, çörek, işte ekmek onları falan ısıtabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Bu tel tepsilerin üstünde gene işte balık, fiştepşen gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Meyve kurutma özelliği varmış. Zaten burada da diyor fritiyen yani fritöz şeyi grill işte dönüyor. Şurada şpizleri var. Türkçesi şpiz şiş. Aynen şiş. 10 tane şiş şeyi var. Bunun üstüne takıyorsunuz. Bu da aynı şekilde bunun içinde dönerek pişiriyor. Bu görmüş olduğunuz tavuk işte ne bileyim Erkan diyor ki kokoreç de yapar. Bu yapar. Takıyorsunuz böyle. Bu aletten yerleştiriyorsunuz ve kendi etrafında dönüyor. Grill işte dören dedikleri yani elmaları işte meyveleri kurutabiliyorsunuz. Hani böyle cips yapabiliyorsunuz. Pişiriyor. Gratinyen yani üstünü pişiriyor. Bakın normal gene işte bakın gene pişirmek. Buzunu çözdürüyor. Sıcak yapıyor ve sıcak tutuyor. Yani bilmiyorum bence çok güzel çok kullanışlı bir şey. Fiyatını da paylaşayım sizinle 120 euro arkadaşlar ama dediğim gibi yani baya büyük aynen şurada gösteriyormuş zaten işte şişleri takıyorsunuz böyle içine patatesi yani dönmesi güzel her yere aynı şekilde artık çıtır çıtır oluyormuş. Burada gene işte ne koymuş et koymuş portakal koymuş burada tavuğu takmış. Göstergesi işte burada gene tavuğu takmış falan filan. Şimdi ben bunu açayım. Bugün yarın işten çıktıktan sonra gerçekten tavuk alacağım ve tavuk piliç yapacağım döndürerek. Bakalım nasıl olacak. İsteyen herkese gerçi denemedim ama gene de bir bilginiz olsun.
1800 watt 9 litre telefon çalıyor arkadaşlar. Tekrar devam ederim. Arkadaşlar telefon gelmişti biliyorsunuz. Oğlumun evi için bir abim var. Su işlerine ilgili bir sorunumuz vardı. Onun evine gittim geldim. Yarım saat olmadı eve geleli. Şimdi ben makinemi taktım fişine. Onu çıkarttım kartonumdan. İlk kullanmadan önce 200 derecede yani en yüksek derecede bir 15 dakika ısıtın dedi. İlk kokusu hani o metal plastik kokusu çıksın diye hafif bir koku da var zaten. Kaç dakikamız kalmış değişecek 10 dakika kalmış. Böyle bir şey. Çok şirin, çok güzel. Burada buraya basınca mesela ışığı sönüyor. Böyle açabiliyorsunuz. İşte üstünde bunlar hazır kendi içinde hafızasında kayıtlı olanlar. Mesela patates yerine bölüme bastığınız zaman 20 dakika yapıyormuş. 200 derecede. İşte ne bileyim steak var. Balık. Bu da balık herhalde. Mı? Bu bilmiyorum ne. Balığa benziyor. Tavuk. Bu dönen tavuk. Muffin. İşte elma kurutma. Burada dakikasını manuel kendin ayarlayabiliyorsun. Isıyı kendin ayarlayabiliyorsun. Buna bastığın zaman içine taktığımız o hazne dönüyor. Bu da dediğim gibi ışık. Buradan açma ve kapama düğmesi var. Ben çok beğendim. Yani dizaynını, biçimini çok beğendim. Evet çok küçük bir şey değil ama bizim gibi bir aileye bence gayet yerinde bir büyüklük. Şimdi size çok şirin 3 tane tepsi göstermek istiyorum. Bunun üzerine işte meyve, çünkü içinde yerleri de var görüyorsunuz yan tarafında. Bunları takabiliyorsunuz yani üçünü birden de kullanabilirsiniz. İşte meyvadır, işte balıktır, şudur budur herhalde bunların üzerinde de yapılıyor. Şu ellerimizin yanmaması için aparat. Hatta burada hazırladım nuggetslarımı. Bunu böyle buradan böyle alacağım. Şöyle. Ondan sonra bu makinenin içine takacağım ve bu döne 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 pişirecek. Tavukları hazırladım. Aslında benim canım patates kızartması istiyordu ama maalesef evimde patates kızartması kalmamış. Bu yani elinizin yanmaması için bir aparat. Bunlar buraya şeyi takabiliyorsunuz. Normal böyle bunu takıp işte artık sosistir ne istiyorsanız bunlar şeyleri şişleri. Şişleri bunlara yerleştiriyorsunuz. Döne döne içinde böyle dönerek sosistir, işte sucuktur, ne artık tavuktur, çöp şiştir ne istiyorsanız takıyorsunuz. Bu da gene tavuğu taktığınızda sabitleştirmek için olan aparatları. Vallahi ben çok heyecanlıyım. Dediğim gibi kaldı kaç dakika? 8 dakika sonra tavukları atacağım içine. Onları pişirsin. Ondan sonra da kebap çiçilerim vardı hazır. Onları yapacağım. Koku da vermiyormuş dışarıya. Vallahi sizinle paylaşacağım. İlk defa beraber deniyoruz. Dediğim gibi Amazon'dan aldım. Büyüklüğü çok güzel bir aileye yeter. Fiyatı da 120 euro arkadaşlar. Biraz önce ama baktım 134'e çıkartmışlar. 135 miydi neydi? Ama 120'yi veren 130'u da verir gibime geliyor. Şimdi aldıktan sonra birkaç arkadaşım da daha hani aynı marka değil ama birkaç arkadaşım daha çıktı kullanan. Gayet memnunlar. Sizinle paylaşırım sonuçları. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi tavukları içine attım. Gördüğünüz üzere şu düğmeye basınca içi dönüyor. Döne döne. Bunu 190 derecede otomatik çünkü tavuğa bastım. 25 dakikada pişirecek. 25 dakika sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar bu bitti. Ben bu arada gittim patates kızartması aldım. Tavukları çıkartalım. Cidden yani çok güzel duruyor. Bakalım boşaltayım be. Arkadaşlar şimdi tavuklar çıktı. Yani yağsız bence çok güzel çıtır çıtır. Şimdi de patatesleri takacağım içine.
Gayet basit. Buradan böyle pardon, yanlış taraf. Bu taraftan almam lazım. Çünkü şu kalın olan şu çubuk buraya şöyle ben böyle takıyorsunuz. Aynen. Bırakıyorsunuz. Şimdi kapağımızı kapatalım. Buradan başlama düğmesi. Patates 200 derecede start ve buradan ışığını açalım ve şuradan dönme düğmesine bastık mı 20 dakika sonra patateslerimiz de bitmiş olacakmış. Ben gözüküyorum şöyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar patates kızartması da oldu. Daha doğrusu patatolarımız. Böyle hiç yağ falan yok. Sıçrama mıçrama pislik hiçbir şey yok. Evi de güzel ısıtıyor bu soba gibi. Patateslerimiz de burada. Çıtır çıtırlar. Çok güzeller. Ben bu makinayı herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. Ha, afiyet olsun. Evet, bize afiyet olsun. Bu vlogu da vlogu. Ya vlog demek, ben bırakmıştım onu. Video günlüğünü de burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki video günlüğünde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Susi schau mal. Warte, man sieht mich. Es dreht sich. Ich habe jetzt Nuggets. Meine Kinder haben die Pommes schon gegessen. Jetzt gehe ich Pommes holen. Aber Nuggets schaut schon mal gut aus. Schauen wir mal. Ich habe noch, wie viel? 15 Minuten.